Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yakından takip etmiş olduğu bir konu var. Nedir bu? Türkiye'ye gidiş uçak biletleri, dönüş uçak biletleri. Vatandaş, koronavirüsten sonra özellikle artan uçak biletleri nedeniyle maalesef büyük bir sıkıntının içerisinde. Türk Hava Yolları yeni bir açıklama yaptı. Biletlerde yeni bir uygulamaya gideceğini söyledi. Nasıl bir uygulama, biraz sonra bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı Türkiye'den sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve benim de Türkiye'de bir gelirim olsun, ben de Türkiye'de emekli maaşı alayım diyorsanız, kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. İster geçmişte Türkiye'de sigortanız olsun ya da olmasın. Sizin için, kendiniz için, eşiniz için, aileniz için, çoluk çocuğunuz için çok çok önemli bir gelişme var. Az sonra bu gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi Türk Hava Yolları yeni bir sisteme, biletleme sistemine geçti dedik. Türk Hava Yolları'nın yeni sistemine göre biletler önce sadece 8 kiloluk el bagajı dahil olmak üzere satışa sunulacak. Yani denilecek ki sadece 8 kiloluk el bagajı ile bilet alabilirsin. Yolcular 23 veya 30 kiloluk bagaj ücreti ayrıca satın almak zorunda. Yani diyelim ben Almanya'dayım. Almanya'dan İstanbul'a gideceğim. İnternet sitesine giriyorum. Önce 8 kiloluk el bagajı taşıyabileceğim bileti alabilirim diyor. Ha yok, benim bagajım var, bavulum var diyorsan ayrıca para ödeyeceksin. 23 ya da 30 kiloluk bagaj hakkı satın alacaksın. Şimdi bunun ismine de ne demişler? Eco Fly, Extra Fly ve Prime Fly. Şimdi vatandaş özellikle koronavirüs sonrasında bu artan uçak fiyatları nedeniyle büyük bir sıkıntının içerisine düştü. Şimdi 4-5 kişilik bir ailenin Türkiye'ye Almanya'dan gidiş geliş ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinden gidiş geliş bilet fiyatı, kıymetli izleyicilerimiz, şu anda en az 2200-2300 euro civarında Türk Hava Yolları'nın, en az. Şimdi baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın, yani milli hava yolumuz önce hizmet olmalı ama görüyoruz ki önce para. Benim anladığım, gördüğüm, duyduğum bu. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, yani yurt dışında ikametgahı olan vatandaşlarımıza mutlaka bir kolaylık sağlanması gerekiyor. Türk Hava Yolları mesela Avrupa haricinde. Bugün girin Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde, Amerika'ya gideceğim deyin. Bakın Amerika'ya. Tek yön bilet 20 bin lira. 20 bin lira. Tek yön. Gidiş geliş 40 bin lira. Ama bakıyoruz Türkiye'den işte aktarmalı bir şekilde Avrupa'nın değişik noktalarına giden başka ülkelere ait, mesela Finnair, Finlandiya Hava Yolları İstanbul'dan alıyor. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye götürüyor. Oradan da işte Miami'ye, New York'a götürüyor yarı fiyatına. Yani daha fazla uçuş yaptırmasına rağmen daha az para alıyor. Yani Türk Hava Yolları'nın yurt dışında yaşayan ya da Türkiye'de de yine aynı şekilde yaşayan vatandaşlara bir kolaylık göstermesi gerekiyor. Dünyada bazı hava yolları var biliyorum, kendi vatandaşına daha ucuz, yabancıya daha pahalı. İster al ister alma diyor. Şimdi bakıyoruz gurbetçi vatandaşımız bir yıl boyunca çalışıyor, üretiyor. Yani hiç olmazsa birkaç hafta Türkiye'de tatil yapayım, sevdiklerimi göreyim diyor. Ama uçak biletinden dolayı, masrafından dolayı maalesef gidemeyenler var. Öyle o kadar çok insan tanıyorum ki. 4-5 yıldır Türkiye'ye masraflardan dolayı gidemeyen insanlar var. Avrupa artık eski Avrupa değil. Yani Türk Hava Yolları'nın da bunu anlaması, görmesi ve gereğini yapması gerekiyor. Ben bunu çok çok önemsiyorum. Evet, milli hava yolumuz çok çok önemli hizmetler veriyor, takdir ediyoruz ama biletlerdeki fiyat politikasını doğru bulmuyorum ben. Çok pahalı. Çok pahalı. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Bilet bulamadığı için karayoluyla gidiyor.
Yani ne yapsın yani vatandaş? Ne diyor? En azından diyor, ben diyor araba 1000-1200 euro civarında tutuyor. Almanya'dan şu anda Türkiye'ye gidiş, geliş, vinyetler vesaireler dahil olmak üzere. Hiç olmazsa diyor, daha da uzun sürse, daha da zor olsa da arabamla giderim, çoluk çocuğumla bir şekilde bu sıla yoluna çıkarım diyor. Şimdi bununla ilgili de sıkıntılar var. Kapıkule'de vatandaş çok bekletiliyor. Bulgar gümrüğünde, Sırp gümrüğünde, Hırvat gümrüğünde vatandaş saatlerce bekletiliyor. Geçen sene biliyorsunuz, size ben canlı yayınlarda verdim Kapıkule'yi. Kapıkule'den Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız 12-13 saat boyunca bekletildi. Korkunç bir şey. Hastası olan var, yaşlısı olan var, engellisi olanlar var. İşi gücü olup bir şekilde yetişmek zorunda olanlar var. Yani bir şekilde bu işin çözülmesi gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yayınımızın başında yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek büyük bir müjdenin olduğunu söylemiştim. Sözü fazla uzatmadan hemen şimdi bu müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiye göre, geçmiş yıllara göre hayat standartları maalesef iyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de, dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az 1000 euro. Gittisi geldisi bilmem ne. Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan, ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro. Siz 120 euroya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey, sosyal güvenlik uzmanı, sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek, tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri verecek. Sizin adınıza tüm işlemleri yine Özgür Bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 euroya arkadaşlar hem kendiniz için, hem aileniz için, hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyicileri için. Kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere, çoluk çocuğuna adar, eşine adar. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur. Onun için bu kampanyadan, bu büyük fırsattan, bu vatandaşlarımızın, hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size %50 indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya,
İki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz. Karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ha, hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar, vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı, adım atma vakti. Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için, annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum. Şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha, eşiniz için almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız. Bu kadar. Bakın çocuklarınız için de 30, 40, 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için de mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecek de bir gün gelecek onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili, ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi, bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunların hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz. Bu kadar. Şu anda hangi gün olursa olsun, hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey ile canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin röntgeninizi çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek. Tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euroluk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemez. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık, yetişemedik, görmedik, duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını, bakın işlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yattığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum. Herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Ali'ye, Veli'ye bilmem neye ağız burun eğmesin. Kendi işini kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyicileri için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık
Sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız. Geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var. Tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun, mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Kapı kapı gezmeyin, paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euroya kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adımı atın. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.